ağaç yaptın. Şimdi de şuraya küçük bir ağaç. Ağaçız. Nerede benim aslan oğlum? Babam geldi. Aslanım benim. Aslanım. Ablamla resim yapıyorduk baba. Bak. Bak sana ne aldım. Teşekkür ederim babacığım. Aslan parçam benim. Aslanım. Selvi. Annene söyle de sofrayı hazırlasın. Karnım çok acık. Selvi. Sen dinlemeyecek misin? Dinliyorum. Tamam, o zaman anlatıyorum. Filmde iki erkek kardeş vardı. İki kardeş de birbirlerini çok seviyordu. Ama babaları küçük kardeşi daha çok seviyordu. Büyük olanı hiç sevmiyordu. Büyük olanı sevmiyor. Büyük olan bir gün kardeşini yanına alarak kimseye görünmeden evden uzaklaşıyor. Abla, nereye gidiyoruz? Sürpriz dedim ya Erman. Sürpriz. Hem görmüyor musun? Geziyoruz. Abla, ben çok yoruldum. Hem evimiz. Az kaldı kardeşim. Merak etme. Büyük kardeş, küçük kardeşle uzun bir yolculuğa çıktılar. Küçük kardeş nereye gittiklerini yol boyunca merak etti. Ama büyük kardeş, küçük kardeşe hiçbir şey söylemedi. Abla, ben korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Hem, baksana burası çok güzel. Buraya neden geldik abla? Seninle yepyeni bir oyun oynayacağız. Onun için buradayız. Burası bu oyun için güzel bir yer. Burası köye çok uzak ama abla. Ne yani? Sen şimdi burada kalsan, bir başına köyümüzün yolunu bulamaz mısın? Ama biliyor musun? Sessizlik oyunu çok eğlenceli bir oyun. Sessizlik oyunu mu? Evet. Nasıl oynanıyor abla? Şimdi ikimiz de bir yerlere saklanacağız. Korkmadan kim daha uzun süre saklanırsa o kazanacak. Ne kazanacak abla? Çok güzel bir sürpriz hediye. Yaşasın. Oyunu ben kazanacağım. Başlayalım mı oynamaya? Hadi hemen oynayalım abla. Tamam. Bak, gel. Saklandığı yerde ilk sıkılan buraya gelecek. Ama oyunu kaybetmiş sayılacak. Bak, uzakta bir kulübe var. Kaybolmayız, tamam mı? Tamam abla. O
oldu bu iş? Sakın korkma kardeşim. Bir iki saate dönerim. Büyük kardeş, küçük kardeşi ormandaki bir yere gizledi. Sonra da ormandan hızla uzaklaştı. Böylece büyük kardeş babasına küçük kardeşinin kaybolduğunu söyleyecekti. Korkma. En fazla iki saat. Ya erkenden oyunu bırakırsa? Beni bulamazsa? Çok korkar mı? Korkmaz benim kardeşim. Abla! 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 Abla gel artık, çok korkuyorum. Abla! Çık saklandığın yerden abla! Abla gel artık! Ben buradayım. Saklandığın yerden çık artık. Çok korkuyorum abla. Abla beni bırakma, çok korkuyorum. Erman evde yok ki. Selvi kızım. Erman'ı mı arıyorsun sen? Evet anne, kardeşim nerede? Kızım bütün gün seninle değil miydi? Baban da Erman'ı sormuştu. Belki meydandadır. Yok anne, orada olsa görmez miydim? Hasan. Efendim. Erman ortalıkta yok. Nereye gidecek canım, buralardadır. Yok Hasan, Selvi de görmemiş. Nasıl ortalıkta olmaz Emine? Belki komşulara gitmiştir. Sanmıyorum ama ben yine de bir komşulara sorayım. Ablasının eteğinden ayrılmazdı ki. Ben de köy meydanına ineyim. Akşam olmadan bulalım çocuğu. İyi tamam. Anne ne olur bulun kardeşimi. Merak etme kızım. Bulacağız, merak etme. Kızım ben bir komşulara sorayım, tamam mı? Tamam. Kaybolmayasın sen de kardeşini ararken. Tamam anne.
etme kardeşim. Şimdi yanına geliyorum. Karanlığa kalmamam gerekiyor. Hasan! Ne oldu Hasan? Bulamadın mı oğlumuzu? Sen de sorduğuna göre bulamadın. Konu komşuda da yok. Ya Erman'ın başına bir şey geldiyse? Ağzını hayra aç hanım. Sanki yer yarıldı, yerin içine girdi oğlum. Ne yapacağız Hasan? Jandarma ve ormancılara da haber verdi. Her yerde Erman'ı arıyorlar. Allah'ım sen yardımcımız ol. Ben tekrar gidip aramaya başlayacağım. Sen burada bekle, tamam mı? Canım bul onu. Bul Erman'ı bazen. Kafayı yiyeceğim ya. Büyük kardeş küçük kardeşi ormanda sakladığı yere tekrar geldi. Ona yiyecek bir şeyler getirdi. Planı, herkes kardeşini ararken kardeşini kendisi bulacak ve babasının gözünde kahraman olacaktı. Yoksa? Allah'ım, ne olur kardeşime bir şey olmasın. Erman neredesin? Beni korkutma, çık artık. Ama seni ben bulacaktım. Babama götürecektim. Ya başına bir şey geldiyse? Benim yüzümden, benim. Allah'ım, babama ne derim ben? Tabii ya. Beni bulamayınca kulübeye gitmiştir. Belki de kardeşimi onlar bulmuşlardır. Evlerini almışlardır. İnşallah buradadır. Burada olsun ne olur. Kimse yok mu? Kapı açık. Müzik.
yaşıyorsun? Yoksa sınırsız mısın? Ben... Yok, kardeşimi arıyordum. Kardeşini mi? Ormanda kayboldu da burada sandım. Demek o senin kardeşindi. Kardeşim gördün mü teyze? Ne oluyor? Senin elinden iş gelir mi? Ev işinden anlar mısın? Anlarım. Kardeşim, kardeşimi gördün mü teyze? Evet, kardeşin nerede olduğunu biliyorum. Erman! Şşş, bağırma. Uyuyorlar. Uyandıracaksın sonra. Kardeşimi göreyim. Ne olur bir göreyim. Kardeşim nerede uyuyor? Kardeşinin yerini söylerim. Ama önce dediklerimi yapacaksın. Ne yapacağım? Evimin işlerini yapacaksın. Tamam, yaparım. Sonra vazgeçmek yok ama. Anlaştık mı? Tamam. Söylediğim işleri bitirirsen sana kardeşinin nerede olduğunu söyleyeceğim. Sonra kardeşimle eve gidebilir miyim? Hadi geç içeri. Bu odanın kapısını hiçbir zaman için açmayacaksın. Ben bulaşıkları yıkadım. Bitirdim. Kardeşimi görebilir miyim? Anlaşma yaptık. Sana kardeşinin yerini evin işlerini bitirdiğin zaman söyleyeceğim dedim. Peki şimdi hangi işi yapacağım? Yerleri sil. Ama çok temiz olsun. Usul usul ova ova sileceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi git şimdi, git içeride leğen var, git al. Evim pırıl pırıl, ışıl ışıl olacak. Yoksa babam hep hayat her şey karşılıklı derdi. Tabii ya. Teyze kardeşim buldu. Giydirdi, içirdi. Benim de bunun karşılığını ödemem için işlerini yaptırıyor. Olsun. Kardeşimi eve götüreyim de. Zaten bunların hepsi benim yüzümden oldu. Daha önce evini hiç temizlememiş mi? Her yer leş gibi. Uykunuz mu geldi? Karnınız mı acıktı? Acıktınız demek. Benim karnım da acıktı. Şş, kıza söylerim. Şimdi size yemek hazırlar. Hiç merak etmeyin, tamam mı? Güzel. Güzel güzel sil, tamam mı?
Sen yerleri sildikten sonra yere bal döküp yalayacağım. Ay seni sildiğin yerlere de bal döküp yalanmaz ki. Işıl ışıl olmamış. Sildim teyze. Yerleri istediğin gibi sildim. Beğenmedim. Tekrar sil. Tamam teyze. Ben senin teyzen miyim? Değilim. Sen bana bundan sonra... Yok yok. En iyisi sen bana efendim de. Efendim de, tamam mı? Tamam teyze. Tamam efendim. Bir daha söyle bakayım. Efendim. Kardeşim, kardeşim nasıl? Efendim? İyi. Şimdi onlara masal anlatıp uyutacağım. Masal anlatıp uyutacakmış. Tuhaf bir kadın. Sanki masallardaki cadılar gibi. Ben sana yemek hazırlayalım diyecektim. Onu söylemeyi unuttum. Çocuklar acıkmış. Tamam efendim. Şimdi hazırlarım. Sen patatesleri, soğanları soy. Ben yemeği pişiririm. Kardeşim de acıkmış mı? Acıkmış, acıkmış. Kardeşini çok mu seviyorsun sen? Evet, çok seviyorum. Demek kardeşin için her şeyi yaparsın. Hı hı. Ah, ben de kocamı, çocuğumu çok seviyorum. Onlar uzakta mı? Yok, buradalar. İkisi de evde. Bu kulübedeler mi? Evet, içeride uyuyorlar. Ama ben geldiğimden beri kimseyi görmedim. Yoksa hasta mı oldular? Yok yok, hasta değiller. Uyuyorlar. Hem onlar hiç hasta olmaz ki. Hadi hadi, patatesleri getir bana. Hadi. Tamam efendim. İlyas, Yunus'umuz uyanmadan ben kahvaltıyı hazırlatayım. Aa, bak babası, Yunus'umuz uyandı. İlyas, biliyor musun? Bu kızın evimize geldiği çok iyi oldu. Bütün işleri ona yaptırıyorum. Ben o kızla anlaşma yaptım. Evimizin işi bitene kadar bize yardım edecek. Evin işi hiç biter mi? Bitmez İlyas'ım. Bitmez, hiç bitmez. Ben hemen size kahvaltı hazırlatayım. Kahvaltı yapmayalım. En iyisi öğlen ikisini birden yapalım. Olur mu İlyas'ım? Ne olursa olsun bu sefer kardeşimi göreceğim. Ben hemen geleceğim İlyas'ım. Bekle beni, tamam mı? Daha ne yapıyorsun sen? Yerle silmeyi bitirdin mi? Hı. Bir iş daha var. Şimdi onu yap. Başka iş mi? Hadi dışarı çıkalım. Hadi. Hadi.
Ne yapacağım ki burada? Çatıyı süpüreceksin. Çatıyı mı? Çatı süpürülür mü? Süpürülür. Hep evin içi mi süpürülecek? Çatıyı da süpürmek lazım. Evim ışıl ışıl olsun. Hadi sen süpürmeye başla. Ben sana süpürgeyi vereceğim. Hadi. Ben yüksekten korkarım ama iyi düşersem? Düşmezsin, düşmezsin. Bir şey olmaz. Hadi, hadi çık. Hadi çık. Ha? Çatının her tarafını güzelce süpür. Kiremitler parlasın. Dudu abla. Ne yapıyorsun sen? Bu kızın ne işi var çatıda? Bana ekmek mi getirdin? Getirdim, getirdim de. Dudu abla, bu kız kim? Niye çıkarttın çatıya? Çatıyı süpürecek. Dudu abla, çatı süpürülür mü hiç ya? Süpürülmez mi? Bu kulübenin çatısına insan mı çıkar? Ya çatı göçerse? Ya düşüp bir yerini kırsa ablacığım? İyi ki yetiştim. Kızım, sen burada ne arıyorsun bakayım? Kardeşim kayboldu. Bu teyze de kardeşimin yerini biliyormuş. Söyledi işleri. Yaparsam bana kardeşimin yerini söyleyecekmiş. Ah Dudu abla, ah. Senin babanın adı Hasan mı kızım? Evet. Kardeşinin adı Erman. Yoksa kardeşim bulundu mu? Bulunur. Hadi ben seni evine götüreyim kızım. Kardeşim bulmadan eve gitmem. Bulunur. Kardeşin de bulunur. Merak etme. Ama bu teyze kardeşimin yerini biliyor. Kardeşim bu evde. Dudu abla, sen söyle. Kardeş senin evinde mi? İçeride işte, içeride. Dur Dudu abla. Ah Dudu abla, ah. Aklına ne geldi de şu yavrucağı bu oyunu ettin be Dudu abla? Bunlarla mı konuşulmuş? Hani evde yeşil oğlu vardı? Ya kardeşim? Kandırdı beni. Yalan söyledi. Yalan. Ekmeğimi getirdin mi? Al ablacığım, al. Beni kandırdın. Kardeşim burada değil. Hem evde kimse yok. Yalan söyleme. İçeride kocanla oğlum var. Tamam Dudu abla, tamam. Kocanla oğlun içeride. Gel. Hadi sen oğlunla kocanın yanına. Hadi ablacığım. Ya hadi ablacığım. Hadi. Hadi. Bu teyze deli mi? Öyle demeyelim de. İçeride kimse yok ama neden meraklandırma diye eve gönderdin? Gariban o gariban, acılı kız. Kimseye zararı olmaz. Ama beni kandırdı. Bak işte sana oyun oynamış işte. Filmde iki kardeş vardı. Aynı kardeşimle benim gibi. Demek bu oyun filmden aklına geldi ha? Ama çok pişmanım. Babama her şeyi anlatacağım eve gidince. Özür dileyeceğim ondan. Aferin sana. Aferin kızım. Bak ne güzel hatanı anlamışsın. Hadi gidelim biz. Hadi. Köye kadar yolumuz uzun. Sen şu filmin hikayesini bana bir baştan anlat bakalım. Hadi. Peki amca. Hadi başla. Şimdi Ebru bana anlatmaya başladı hikayeyi. Hı. Filmde iki kardeş vardı. Aynı kardeşimle benim gibi. Hı. Babası
küçük kardeşi daha çok seviyordu. Büyüğünü hiç sevmiyordu. Selvim, güzel kızım. Çok korkuttun sen bizi. Canım. Baba. Ben büyük bir suç işledim. Biliyorum kızım. Nereden biliyorsun? Daha anlatmadım ki. Kardeşini dün akşam Duda ablanın evinin orada buldular. Siz nereden biliyorsunuz? Sen yolda gelirken Ormancı amcan telefon açtı. Ben de olan biteni dinledim tabii. Madem kardeşine bir oyun oynadın, gerçekten pişman mısın, değil misin anlamış olduk. Baba, affet beni ne olur. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kızım. Ama bir daha seni sevmediğimi sakın düşünme. Böyle tehlikeli oyunlar oynama, tamam mı? Tamam. Perihan, maşallah çok tatlı bu. Aynı sana benziyor. Hayırlı bir evlat olur inşallah. Ay Aysel abla, bakıyorum kimseye benzetemiyorum. Ay Perihan'cığım, kusura bakma, elim boş geldim. İşte durumumu biliyorsun dul halimizle. Sağ ol abla, ne demek, duan yeter, ben çaya bakayım. Sen bunca altını ne yapacaksın bakayım ha? Bana bak, anneye babaya kimseye bir şey söylemek yok, tamam mı? Yeni doğan bebek bir de konuşurmuş. Aman da aman, tıpkı annesi. Annesinin gülü. Perihan kız, bu tıpkı sana benziyor. Bu mu? Para oğlum, para. Yoksa? Kim o? Oğlum aç. İyi yap. Ben sanki benim dilimle. Kadın. Açtım. Yani senin anlayacağın, iyi düşün kızım. Sen kocanı kaybetmişsin, Ali de karısını. İkinizin de birer çocuğu var. Yalnız olana hayat daha da zor. Sen daha iyi bilirsin ama... Rızan olursa Ali ile seni evlendirelim. Ben sana bir bardak daha çay doldurayım. Hem Ali'yi bir tanısan dünyalar iyisidir. Çalışkan, dürüst, efendi. Ağzı var dili yok. Demek ağzı var dili yok ha? Buyur. Sağ ol. Ali, oğlum. Fatma abla. Şu aralar yüzünü gören cennetlik. Ne yapalım Fatma abla? Evden işe, işten eve. Evlilik nasıl gidiyor, sen onu söyle ilk önce. Çok şükür Fatma abla.
Çocuğunun başında da bir anı olsun işte. Ya, ya sorma Fatma abla. Vallahi içim rahat, gönlüm rahat. Ben de evden huzurla çıkıyorum. Allah razı olsun senden Fatma abla. Senin bana yaptığın iyiliği kimse yapmaz. Aman evladım, ne yaptık ki biz? Bizler aracıyız. Evet, benim güzel çocuklarım. Anladınız değil mi? Ama babam hırsızlık etmedi. Hırsızlık kötü bir şey diyordu. Ah Ayşe, sen de baban gibi safsın. Bak halimize, görüyor musun? Çok şükür halimize. Ne varmış ki halimizde? Bacak kadar boyuyla bir de bilmiş bilmiş konuşma. Şu halimizin nesine şükrediyorsun? Babam böyle diyor. Bırak şimdi babanı. Hem haline şükrediyor da ne oluyor? Başımızı soktuğumuz şu viraneye ev mi diyorsun sen? Sen ev görmemişsin. Şehirdeki insanların havuzlu kocaman evleri var. Orada yaşıyorlar. Kapılarında evdeki herkesin bir arabası var. Bizim neyimiz eksik ha? Bizim niye olmasın? Ben de öyle istiyorum. Kapıda arabamız da olsun. Olacak Şakir'im, olacak. Ama herkes işini yapacak. Öyle kazık gibi oturarak olmaz. Size bile iş düşüyor. Gözünüzü dört açın. Bak komşuların kümesi var. Bize hiç yumurta veriyorlar mı? Siz de kümeslerinden gizlice yumurtaları gidip alacaksınız. Hem sen çok küçüksün. Kümese de çok rahat girersin. Ama çok günah. Günah olduğunu nereden biliyorsun? Günah olur mu hiç? Komşunun kümesi varken tavuğa, yumurtaya para vermek olur mu? Hem ne demişler? Komşu da pişer, bize de düşer. Ama babam duyarsa? Duymayacak. Bak söylersen. Hem merak etme. Günü gelince babanın da aklı başına gelecek. Anladınız mı? Anladım anne. Sen anladın mı? Anladım anne. Benim çocuklarım akıllı olursa ben onlara neler vereceğim? Hı? Annem. Hayatım, çayın. Teşekkür ederim hayatım. İki şeker mi, tek şeker mi? Tek şekerli, evet. Aa, bırak ben koyarım. Ne zahmet ediyorsun hayatım? Bir kere belledim ve hiç unutmam artık. Teşekkür ederim. Hem karıştırırım hem de şekerini atarım. Hayatım, ne gerek vardı? Senin ellerin yorulmasın. Sağ ol canım benim, senin de ellerin yorulmasın. Aa, benim ellerim hiç yorulur mu sana hizmet ederken? Ya Ali. Heh. Ne diyorum biliyor musun? Söyle hayatım. Söylesen dükkan sahibi sana zam yapmaz mı? Neden zam yapsın ki? Hem çok şükür Salih abi bana iyi para veriyor. 3 kuruşa çalışmayı sen kendin kabullenmişsin. Halbuki sen işi bıraksan, patronun senin gibi dürüst çalışanı, bütün malını mülkünü güvenip emanet edeceği birini nereden bulsun? Aysel, benim patronum adaletli bir adam. Hakkım neyse onu veriyor bana. Hem ben halimden memnunum. Ama Ali, şimdi artık eskisi gibi kızınla bir başına değilsin ki. Ben varım, oğlum var. Hem çocuklarımızın geleceği için şimdiden birikim yapmak lazım. Haklısın. Haklısın Aysel de, bunları ben de düşünüyorum. Bak hayatım, fırsat varken en kısa zamanda kafayı çalıştırmalı. Yoksa geldi meşek, gitti meşek. Ömür geçer gider de bir baltaya sap olamayız. Aysel, ne diyorsun sen Allah aşkına? Hayatım, ben aklını kullan diye söylüyorum. Hakkını layıkıyla vermiyorlarsa hakkını kendi elinle her türlü yoldan alacaksın. Aysel, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne yani? Senin lafına göre hırsızlık bile mübah sayılır. Aa, bu kadar saf olma hayatım. Senin ağzından lokman alsalar ses çıkarmayacaksın. Ama hayat böyle değil. Dürüstlük erdemdir Aysel. Haklısın hayatım. Tabii ki sen en iyisini bilirsin. Bak komşuların kümesi var. Bize hiç yumurta veriyorlar mı? Siz de kümeslerinden gizlice yumurta çalın. Aa, insan amca galiba. Demek Ali Bey'imizin o taraklarda bezi yokmuş. Allah Allah.
dürüstlükle adam olunsaydı babam kaymakam olurdu. Hayır, madem aynı yastığa baş koyduk, anca beraber kanca beraber. Tabii kimin vurdusu öterse. Anne bak. Bunlar ne? Yumurta. Komşunun kümesinden aldım. Seni kümese girerken gören oldu mu paşam? Olmadı. Aferin benim oğluma. Akıllı oğlum benim. Bak, iki tane daha var anne. Kümeste daha çok yumurta vardı. Ah benim Şakir'im, benim paşam. Madem kümeste daha çok yumurta vardı, hepsini alaydın ya oğlum. Bir iş yaptın mı tam yap. Hep yumurtayla olmaz. Bir gecede kimseye görünmeden tavuk getir, tamam mı? Tamam anne. Aferin oğluma. Hadi git ellerini yıka oğlum. Aferin oğluma. Maşallah, tıpkı annesine çekmiş. Selamün aleyküm, hayırlı işler. Aleyküm selam, hoş geldin İhsan abi. Hoş bulduk. Bir kiloluk çay, bir kutu da kesme şeker verir misin Ali? Veririm abi, tabii. İkinci bahar nasıl gidiyor Ali? Aman İhsan abi, ne ikinci baharı? Rahmetli eşimi kanser illeti almasaydı... Ya kusura bakma Ali, tabansız tabansız. Razı olsun. Kolay gelsin Ali. Sağ ol Aysel, hoş geldin. Çocuklar nerede? Çocuklar evde. Ali, evimiz iki adım. Öğle yemeklerini evde ye diye geldim. Ne gerek var Aysel? Ben dükkanda hallediyorum zaten. Hem gündüz vakti dükkanı kapatmak olmaz değil mi? Evde sofrayı hazırladım. 10-15 dakikaya yemeğini yiyip gelirsin. Hem dükkanı neden kapatacakmışsın? Ben ne güne duruyorum? 10-15 dakikalığına dükkana bakamayacak mıyım yani? Yok Aysel, bakabilirsin tabii de... E zaten her şeyin fiyatı raflarda yazıyor. Doğru. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Allah razı olsun Aysel. Ben de sana zahmet olmasın istedim. Peki. Madem öyle ben de gideyim. Hem çocuklar da evde yalnız. Onları da görürüm. Güle güle hayatım. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Hadi hayatım. Selametle. Çok geç kalmam Aysel. Olsun hayatım, sen yavaş yavaş ye. Boğazına dizilmesin. Tamam canım. Afiyet bal şeker olsun. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Şıngır mıngır. Bu dükkan hiç para kazanmıyor mu ya? Ah, boşu boşuna ümitlenmişim. Tabii ya. Para yoksa para edecek mallar var. Hem belki böylesi daha iyi. Ali de anlamaz. Hemen fark edilmeyecek pahada ağır şeyler alayım. Ah. Oy oy oy, neler varmış. Ah Aysel, aklını seveyim senin. Tabii ya. Yavrucuklarım. Gelin bakayım teyzenize. Tek tek. Güzellerim. Bebeklerim. Oy oy oy. Kocaman sosis. Sen de gel bakalım. Ben sizi nasıl okuturum şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Enginar sevdiğimde nasıl biliyor ya? Canım karım. Yok canım. Ben de Aysel hakkında kötü kötü şeyler getiriyorum aklıma. Baksana nasıl sofra hazırlamış bana. Yemeğimi rahat rahat evimde yiyeyim diye fedakarlık yapmış. Hay Allah razı olsun.
Nereye saklayayım şimdi bunları? Ah salak Ali, ah. Önünde imkanın var ama senin köşeye dönmeye niyetin yok. Allah'ın şanslı kulusun ki karşına ben çıktım. Neyse, zamanla sen de akıllanacaksın salak Ali. Ah canım, hoş geldin. Geç, geç. Hoş bulduk Aysel. Gelen giden oldu mu? Aa, boşuna evhamlandım Ali. Sen gittiğinden beri müşteri falan gelmedi. Allah razı olsun Aysel. Gördün mü Ali? Boşu boşuna mis gibi kaç tabak ya, yemekten oluyordun. Sağ ol. Ben her gün gelir dükkanı 10-15 dakika beklerim. Sen de eve gider içine sine sine yemeğini yersin. Aysel, her gün her gün sana zahmet olur. Aa, ne zahmeti Ali? Aşk olsun. Ben senin karınım. Lafı mı olur? Allah razı olsun Aysel. Hadi. Sen de geç kalma da çocuklar evde yalnız kalmasın fazla. Ali, dükkanın arka tarafından garip garip tıkırtılar geldi. Bir baksana, belki sıçandır falan. Ben bakmaya çekindim. Allah Allah. Değildir Aysel. Ben sıçan falan görmedim bugüne kadar. Ali, bir baksan, çok tıkırdadı da. Bakayım hayatım. Hah, tamam. Allah Allah. Enteresan. Ali, ben gidiyorum. Çocuklar merak etmesinler. Tamam Aysel. Sağ ol hayatım. Salak. Bunları Ali görmeden bir an önce okutmam lazım. Kolay gelsin. Sağ ol. Yeni gelin sen miydin? Nasılsın? Alışabildin mi? Alışamayacak bir şey yok ki. Hayrola, alışverişten mi geliyorsun? Ya abla, bir şey diyeceğim sana. Bu yerin patronu paraya sıkışmış da. Para yerine Ali'ye geliş fiyatından dükkandan erzak vermiş. Allah Allah. Bunca erzak yenilip içilmez. Hem paraya da ihtiyacımız var. Ben de bunları alış fiyatından konu komşuya satıp paraya çevireyim dedim. Aferin, ne iyi akıl etmişsin. Yalnız Ali benim böyle bir işe kalkıştığımı duysa rezil oluruz diye yerin dibine geçer. Anladım kızım, merak etme, sen Ali'nin kulağına gitmez. Alır mısın abla? Madem alış fiyatından veriyorsun alırım kızım. Çocuklara da alırım, hısımlara da alırım. Maksat işin görürsün. Allah senden razı olsun, çok sevabı geçti. Ay abla, ne olur evdekiler de bilmesin. Ali'nin kulağına giderse tanıyorsunuz biliyorsunuz, çok utanır. Merak etme, merak etme. Söylemem kızım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kızım, iğneci Fatma Hanım'a bakmıştım. Buyurun benim. Bu köyden Ali ile bizim köyden Aysel'in izdivacını aracı olmuşsun. Doğru da hayırdır? Bilmeden bir yanlış mı yaptık? Ben kaç aydır hastanede yatıyordum. Daha alacak nefesimiz varmış da çok şükür ayaklandım. Geçmiş olsun. Aysel'in evlendiğini duyar duymaz da doğruca size geldim. Bak iyice meraklandım. Ayakta kaldın, gel şöyle oturalım. Bu Aysel var ya, besmelesiz, eli uzunun tekidir. Onun tuttuğu dal kurur. Bastığı toprak çoraklaşır. Değil mi? Ali'nin başını yaktık o zaman. Kaş yapalım derken göz mü çıkardık şimdi? Ben buraya Ali Aysel'in karakterini öğrensin, ona göre de tedbirini alsın diye geldim. Bu saatten sonra bunu Ali'ye nasıl söylerim? Söylemeli. Ali'nin geleceği yuvasının selameti için uyarılmalı. Söylemeli de nasıl? Ali bana demez mi? Fatma abla, sen izdivacımı yaparken bu kadını hiç mi araştırmadın diye bana hesap sormaz mı? Bu besmelesiz Aysel'in çevirdiği işleri bir bilsen, bir dakika düşünmez soluğu adamcağızın yanında alırdın. Şimdi yüreğime inecek. Ben sevabımız olsun derken
Cehennem ateşine odun mu taşımışım? Dedim ya, Aysel besbelesiz gözü doymak bilmeyen bir kadın. Yıllarca rahmetli kocasının kanını içti. Bizim köyde Aysel'den illallah etmeyen kalmadı. Hem kimse eski kocasının canına niye kıydığını bilmiyor. Rahmetli kocası canına kıymadan birkaç gün önce bana içini döktü. Aysel açgözlülüğüyle rahmetli kocasını oyuna getirtmiş, bir hırsızlık yaptırmış. Mal sahibi hırsızlık yaparken rahmetliyi yakalamasın mı? Adam rahmetliyi sevip saydığından şikayetçi olmamış ama rahmetli kocası o olaydan sonra çöktü gitti zavallı. Onun yüzünden canına kıydı. Bu işin aslını bilen birkaç kişi var. Hiçbirimiz ağzımızı açmadık. Ne de olsa çocuğunun geleceği var. Ama besmelesiz şeytanın gözü Aysel, kocasının ölümünü hiç umursamadı. Vah vah vah. Biz de Ali'yi iyi, hayırlı bir kısmet diye şeytanın maşasını mı almışız? Madem Aysel bu kadar kötü biriydi de onu soruştururken neden kimse beni uyarmadı? Köyde Aysel'in hırsızlıklarından herkes illallah etti. Ondan kurtulacağız diye sevinmişlerdir zar. Onun için söylememişlerdir. Hay aklımı seveyim. Bütün bu paralar benim. Salak Ali'nin aklına kalsa, ooo, bütün hepsi hayali. Daha bir ay olmadan Ali'nin 4-5 ayda ancak kazandığı parayı kazandım. Hem Ali de sattıklarımda kimse bir şey anlamadı. Ay çok salak bunlar ya. Öğlen oldu. Ali yemeğe gelsin, ben de dükkana. Günün kahvaltısına bakalım. Anne bak. Aferin benim paşa oğluma. Kümesteki bütün yumurtaları aldım. Biz anne oğul didinelim. Onlar da baba kız yok dürüstlükmüş, yok helalmiş, harammış diye pineklesinler. Hadi bakalım, yumurtaları kırmadan mutfağa götürelim. Akşama kümesten bir tavuk kaldır da şöyle güzel bir tavuklu pilav yapalım. Hey, yaşasın. Merhaba komşum. Merhaba komşum. Fatma kadın hayırdır, nereye böyle? Markete uğrayacağım. Niye markete gidiyorsun? Aysel'e gitsene. Biz ondan indirimli alıyoruz. Senin haberin yok mu? Aysel'den mi? Hoş başlarda Aysel kimse bilmesin diye tembihliyordu ama. Yoksa aklıma gelen başıma mı geldi? Vallahi bilmem. Annem mal sahibi paraya sıkışmış da. Ali'ye para yerine dükkandan mal veriyormuş. Aysel gelince bunları konu komşuya vererek nakite çeviriyor. Ne yapsın gariban? Olur mu öyle şey? Mal sahibi niye böyle bir şey yapsın? Marketinde satmak varken. Vallahi orasını bilmem de biz de ucuza alıyoruz işte. Allah sebep olanlardan razı olsun. Neyse Fatma kadın, hadi Allah'a ısmarladık. Eli uzun Aysel. Kesin Ali'nin de bu işten haberi yok. Hem Ali haram lokma yemez, çalıştığı yere ihanet etmez. Aklım almıyor. Nasıl oluyor da birden müşterinin ayağı kesildi ya? Yoksa bir yerde hata mı yaptım? Yok canım. Kâr etmeyi bırak. Hesapta 3000 liradan fazla açık var. Aklım almıyor. Nasıl olur bu ya? Allah'ım. Ben bunun hesabını Salih abiye nasıl vereceğim? Kafayı yiyeceğim yahu. Bu tilki onca kümese uğramadan sadece benim kümese mi dadandı durdu? Neyse, o kurnazsa biz de insanoğluyuz. Madem öyle, biz de ona göre tedbirimizi alırız. Kendini kurnaz sanıyorsun ha? Selamün aleyküm, hayırlı işler Ali.
Aleykümselam İhsan abi. Hayırdır İhsan abi? Bir sıkıntı mı var? Ali, sen önce bir paket zeytinle bir kangal sucuk ver. Vereyim sana. Benim kümese tilki dadanmış. Yumurtalardan başladı. Şimdi de tavukları bir bir götürüyor. İhsan abi, bir yanlışın olmasın. Bu yaşıma kadar değil kümese dadanmak, köye tilki indiğine şahit olmadım. Vallahi herkes öyle söylüyor. Ben tedbirimi aldım ama. Hayırdır İhsan abi? Vallahi hayır mı, değil mi, çakal mı, tilki mi anlayacağız? Kurşunu yiyince nasıl olsa anlayacağız. Hadi ben geç kalmayayım. Hayırlı işler evladım. Ha. Sağ ol. Bunları da deftere yazıver. Tamam İhsan abi. Ya ben dükkanın yanlış hesabını nasıl anlayacağım ya? Kolay gelsin Ali. Sağ ol Ayşe. Keyfin yok gibi, bir şey mi oldu Ali? Yok Ayşe. Tamam, sen eve geç. Sofra hazır. Yemekler soğumasın. Tamam. Ali hırsızlık yapacak adam değil. Yıllarca dükkanımdan ekmeğimi yedi. Aysel. Buyur Ali. Neyse boş ver. Ali bu. Dükkanı kapatmadan nereye gidiyor? Hayırdır inşallah. Ne oldu acaba? Ali'nin de keyfi yok. Yoksa anladım. Ama yok canım. Nereden anlayacak saf trik? Neyse buraya kadar geldim. Sonra bir süre ara veririm. Ben şimdi bunları yarı fiyatına okuttum mu? Ali kardeş, senin dükkanı emanet ettiğin Ali var ya, karısıyla biri olmuş senin dükkandan malları çalıyorlarmış. Ali'nin karısı da çaldıkları malları el altından yok pahasına köylüye satıyormuş. Demek söylenenler doğru. En iyisi sonuna kadar bekleyip bu işin aslını öğrenmek. Un da çok lazım olur. Oh, bunu da hemen okuttun mu? Bugünlük de işimiz tamam. Ah, şu işi sen halletseydin ya. Demek annen haberi olmadan yapıyor. Anlamalıydım. Zaten Ali harama el uzatır mı ya? Vay gariban Ali. Ocağım tütsün diye eş aldım. Bu kadın tam bir şeytan. Böyleleri adamın ocağını söndürür. Oh, aklım senin. 40 yıl düşünseler akıllarına gelmez. Hoş geldin Ali. Afiyet olsun. Sağ ol Aysel. Eline sağlık. Yemekler çok güzeldi. Aysel, ben gittikten sonra dükkanda iş oldu mu? Nerede Ali? Her zamanki gibi dükkandasın, ek avladım. Ya.
Neyse Ali, sana kolay gelsin. Ben eve geçeyim. Sağ ol Aysel. Sağ ol. Aysel. Her gün her gün benim için zahmete giriyorsun. Hakkını helal et. Aa, ne demek, lafı mı olur Ali? Ben buraya zevkle geliyorum. Ya bu Ali hakikaten saf. Boşuna dememişler. İnsana seven değil, üzen yaranırmış. Neyse, bugün de sermayeyi kazasız belasız doğrulttuk. Hadi bakalım. Allah'ım, ben ne şanslı bir adamım. Ne yapıyorsun sen ya? Kimsin, hırsız? Hırsız mı? Ben mi yoksa sen mi? Sen kimsin ya? Bu malları çaldığın dükkanın sahibiyim ben. Dükkan sahibi mi? Evet. Kocan Ali'nin çalıştığı dükkanın sahibiyim ben, gelin hanım. Bu erzakları Ali verdi. Maaşından düşecek misiniz ki zaten? Gel. Yok yok. Anlaşılan bu ay dükkanın hesap işinden çıkamayacağım ben. Allah'ım, sen yardımcı ol bana. Hayırlı işler Ali oğlum. Hoş geldin Fatma abla, buyur. Alışverişe gelmedim Ali. Hayırdır Fatma abla? Pek hayır değil Ali. Otursana Fatma abla. Sağ ol. Ne oldu Fatma abla? Seni Aysel'le baş göz ettik ya. Ha. Aysel'i iyice sorup soruşturmamışız anlaşılan. Karakterini, kişiliğini öğrenememişiz. Ne oldu Fatma abla? Bir şey anladıysam... 15-20 gün önce Aysel'i çok iyi tanıyan bir köylüsü geldi. Aysel için seni uyarmamı istedi. Ben de sana söylemeye cesaret edemedim. Ama kadın haklı çıktı. Vallahi billahi bunları Ali verdi diyorum ya. Ya bana neden inanmıyorsun ya? Koskoca kadın, yalan mı söyleyeceğim? Ben gözümle gördüğüme, kulağımla duyduğuma inanırım. Madem ki bunları Ali verdi, hadi gidiyoruz. Bir de Ali'ye soracağız. Abi vallahi vallahi Ali verdi. Maaşından kesecek misin? Tamam, bakacağız. Salih abi. Hayırdır? Ne oldu? Ah be abi, ne hayır. Senin dünyadan haberin yok. Ali, ben sana anlatacağım. Ne olursun bir dinle. Koy o poşetleri yere. Aysel. Onlar ne? Ya açıklayabilirim. Ne olursun bir dinle. Fatma abla, biraz bize müsaade eder misin? Alışverişe daha sonra gelsen. Yok Salih. Ben anladım durumu. Zaten ben de bu yüzden dükkana gelmiştim. Ama... İş işten geçmiş desene. Allah aşkına, ya biri bana neler olduğunu söylesin. Bu izdivaca ben vesile oldum. Bilmeden Ali'yi ateşe atmışım. Şimdi o yanarken kaçmak olmaz. Ali, bu malları sen mi verdin? Yok Salih abi. Ne kaş göz yapıyorsun Aysel? Neler oluyor burada? Ali oğlum, ben de yeni öğrendim. Bu kadın uzun zamandır dükkandan mal aşırıp el altından yok pahasına köylüye satıyormuş. Allah'ım. Ben de bu dükkan bu ay ne... Ah Fatma abla. Bunları bana daha önce neden anlatmadın? Yani eş diye aldığım kadın hırsı yüzünden kocasının ölümüne sebep olmuş. Ali evladım, belki o kadın yanılmıştır. Senin de içine kurt düşürmeyeyim diye söylemeye cesaret edemedim. Sen şimdi boşanmakta kararlı mısın? Ne yapayım Fatma abla? Evleneli daha bir ay olmadı.
Ya bu kadın açgözlülüğüyle şerefimi 5 paralık etti. Hem ben keyfimden evlenmedim ki Fatma abla. Yani evlendiğim kadın çocuğuma sahip çıksın. Çocuğumun ahlaklı biri olarak yetişmesine yardımcı olsun diye evlendim. Rabbim evladımı onun şerrinden korusun Fatma abla. Meğer farkında olmadan ne biçim bir belaya bulaşmışız. Haklısın Ali evladım, ne diyeyim? Fatma abla, ağaç bile yaşken eğilir. Yani böyle bir kadın bu saatten sonra iflah olmaz. Etrafındakileri de iflah etmez. Ah aptal kafama. Biraz daha dikkatli olsaydı bunlar başıma gelmezdi. Madem bir iş yapıyorsun, doğru düzgün yap. Ah salak kafam benim. Benden boşanacakmış. Gerizekalı. Ayol ben seni terk ediyorum. Böyle saf sümsük adamla hayat geçer mi be? Ah talihsiz Aysel, ah. Şöyle dengim olan biri çıksaydı ya karşıma. Şakir, oğlum neredesin? Şakir. Kız, Ayşe. Şakir'i gördün mü? Biraz önce bahçedeydi anne. Hadi git Şakir'i çağır. Peki anne. Anneymiş, babası kılıklı. Ayol ben bunlara 5 gömlek fazla geldim be. Öbür tarafta daha büyük tavuklar var. Annem yarın tavuklu pilav yapar. Karnım da çok acıktı. Gelin bakalım tavuklar, gelin. Bir tıkırtı var, geldi galiba. Bak şuna, nasıl da sessiz sessiz geliyor ha? Seni gidi ha. Talihsiz Ali. Kadersiz Ali. Çok mu şey istemiştim ya? Sadece mutlu olmak, huzurlu olmaktı istediğim. Çocuğumun bir annesi olmasıydı. Doğru evde büyümesiydi. Anne diyebilmesiydi. Ama olmadı. Aman Allah. Yoksa çocuğumu abi, vurdum ben. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İhsan abi ne yaptın? Vallahi billahi dinci sandım ya. Şakir. Ali ne oldu? Oğlum. Oğlum. Benim yüzümden oldu. Şakir. Oğlum. Anne canım yanıyor. Oğlum. İhsan abi. İhsan abi şu feneri tutsana bir. Allah'ım şükürler olsun. Sanki çocuğun yarası yok gibi. Çok şükür ölmemiş İhsan abi. Korkudan Allah'ım bayılmış. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Gel yavrum gel. Allah'ım çok şükür. Korkma kızım abin yaşıyor. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Allah'ım sen. Çok şükür. Allah'tan vurmamışsın İhsan abi.
Benim yüzümden Allah'ım affet beni. Allah'ım affet beni benim yüzümden. Çocukcağız tüfeğin sesiyle korkudan bayılmış olmalı. Affet. Bazen bir musibet bin nasihatten hayırlıdır İhsan abi. Allah'ım sana şükürler olsun affet beni. Ama anlayana.